Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Xitayının İslam'a karşı siyasetleri Tüngallarını endişeye saldı. Zimistan torunun bugünkü haberde bildirilişe Xitay dairleri İslam dinini Xitaylaştırış siyasetini Xitay ülkelerde mu icra kılışını küçü etmekte. Xitay dairleri Şarkı Türkistan'da 5 yıl içinde İslam dinini Xitaylaştırış planını tüzüp çıkan bulup, her kaysi caylardaki mescitlerinin hilal ay belgesini, kubbelerini ve tamlardaki dini mezmurlarını bozup taşlıgan idi. Yakınkı mezgildin bu yan Xitay'nın bu siyasetleri Xitay ülkelerdeki Tüngan mescitlerde mu icra kılınışı başlıgan. Haberde görüntülüşe Şenşi ülkesinin Bauji şehirdeki Ayallar Mescidinin kubbesi Xitaylaştırış bahanesi bilen çekip taşlanan ve ornığa Xitay bayrağı ornitilgan. Ondan başka mescidinin İslami üslubdaki işik ve derizi ramkaları mı özgertilip adli işhane binasına okşatıp koyulgan. Bauji şehirdeki yeni bir mescid mi okşaş buzgunculukka uçurgan bulup tamlardaki dini mezmullar pütüllay elibetilip ornığa Xitay Kompartiyesinin teşvikat üzündülere esilgan. Şi'an şehirdeki Şimali Kuvuk Mescidinin hilal ay ve kubbalarımı buzup elibitilgen bulup, Xitay dairleri kılmışlarının aşkarlanıp kılışıdan ensirep, mescid imamının özünü mescidini buzup özgertişke buyurgan ve koşulmasa onu kolga alıdıganlıkı hakkıda tehdit salgan. Ondan başka Linşia, Ningşia Katarlıq şehirlerdeki köp kısım mescidlerimi okşumağın derecede özgertilgen ve buzgunculuk uçurgan. Xitay ülkelerdeki Tüngallar kelgüsüde Uygurlar düşkelgen iğir küllerge duçar buluştun endişi kılışkı başlıgan. Bir kısım Tüngallar bu axtı toxtulup, Xitay'nın bu siyasetlerinin bütün memleket bu içi icra kılını vatkallıqını, şunu Tüngallarının öz bihaterlikidin ensirap karış çıkışkı peytin almağallıqını bildirgen. Kayseri Vilayetlik Mahkeme Uygurlarga alaqadar uxturuş çıkardı. Kayseri Vilayetlik Mahkeme tünügün organ torbetide uxturuş elan kılıp, Kayseri'de turuvatkan Uygurlarga alaqadar meseleler hakkıda toxtaldı. Uxturuşta Uygurlarının panahını vatkan Ultraq rayonundan qoğlanğanlıqı hakkıdaki haberinin rast emesliki, alaqadar kararğı binaen 96 aylık Uygurlar turuvatkan mezkur binalarının çekiliş aldı dekkenliki. Binadan ayrılgan Uygurlarının kıyınçılık tartıp kalmaslığı üçün her bir ailege ayda 800 liradan icari yerden pulu berildiğallıqı bildirilgen. Uxturuşta yana hükümetinin hiç kandak Uygurunu kaytırıp etmeydiğallıqı kişilerinin bu axtaki ösek sözlerge işenmesliki kerekliki tekitlengen. El Cezire kanalda dünya halkı Xitay'nın aldamçılıkıga işenmesliki çakırık kılındı. Şarkı Türkistan Teşvikat ve Akbarat Agentliği Müdiri Dr. Abdülvaris Abdülhalık 8. İyul El Cezire Nakmaydan programması da Xalqara Cemiyetinin Xitay'nın yalğancılıkıgı işenmesliki çakırı kıldı. O çakırıgı da munularını bildirdi. Xitay'nın Şarkı Türkistan halkı üstüdün yürgüzvatkan basturu siyaseti Xitay'nın atılmış terbiyeleş merkezi namıda Şarkı Türkistan halkını sebepsiz ceza lagırlarına kamaş kılmışları Xalqara Akbarat vasıtları muhim gün tertipki geldi. Şarkı Türkistan halkı üstüdün yürgüzülvatkan basturu siyasının halkarada paşpulup kalgallıkıgı çidap duralmağın Xitay, yalgan meydanlarını tayarlap, dünya cemaatçilikinin közünü boyaş üçün Birleşken Millete Teşkilatı ve başka devlet vekillerini Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılışkı teklif kılmaqta. Bir kısım muhbirler ve akbarat orulları Şarkı Türkistan'ı ziyaretke bardı. Xitay, onlarının közünü boyaş üçün yalgan meydan körünüşlerini yasap görüstüp, onlarını aldap yolu saldı. Şarkı Türkistan halkı azap çekiyatkan ceza lagırları ve türmelerini körüşkü ruhsat kılmadı. Hatta bir kısım ziyaretçiler Xitay bergen pul malığı aldınıp, Şarkı Türkistan'daki hakiki ehvallarına sükut kılmadı. Şunu dünya halkını bulup mu İslam ellerini Xitay'nın köz boyamçılığı ve yalgancılıklarına işenmesliki çakırı kılmadı. Finlandiya'da namayışı ötküzüldü. 7 iyul Finlandiya'da yaşavatkan Uygurlar 5 iyul Ürümçi kırgınçılıkını hatırlap namayış ötküzdü. Namayış günü Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyetini tonuşturuş maksat kılınan sürat körgezmesi ötküzülgen bulup, körgezme sayahatçılar köp gildiğen çoğun meydanda ötküzülgen. Faaliyete Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzüvatkan basturuş ve irki kırgınçılık siyasetleri tonuşturuldu. Ondan başka namayışçılar Xitay'a karşı şuarlarını tovlap şehir köçülerde yürüyüş kıldı. Namayışta yana İngilizce, Türkçe, Finlandça ve Arapça Xitay'a karşı bayanat ilan kılındı.
Amerika Tayvan'ga koral yarak setiş kararnamesini makulledi. Amerika Koşma Ştatları Devlet Müdafiye Ministerliği Karışlık Devlet Müdafiyesi Bihaterlik İşleri Hemkarlık Organı Taşkı İşler Ministerliği'nin Tayvan'ga koral yarak setip biriş nişan kılıngan kararnamenin makullugallıkı hakkıda Devlet Meclisi'ye malumat verdi. Bununla asaslanğanda Amerika Koşma Ştatları Tayvan'ga 2,2 milyard dolar kımmetedeki Abrams namlık M1A2T tiplik 108 tane tanka, 250 tane Stinger tövendin uçuş iktidarı'a ege başkurulduğun bomba hava müdafiye sistemisi setip berdiken. Bunundan başka yana köp sanda avtomatik koral yarağlar, ok doğrular, Herkules birunevikler, iğir tiplik avtomobil tuşuğuçular ve herbi eslihalar setip berdiken. Ma'lumotlarga qaraganda bu qural yaraqlar Tayvanning bexatarligini qo'g'dashda muhim rol o'ynash bilan bir vaqtda rayonlik tangponlikning asosi bo'lgan harbiy tangponlikka qilich ta'sir yetkazmaydi ekan. Xitoy o'ziga oid bir o'lka deb qaraydigan Tayvanning uzundan buyon asosli qural yaraqlar bilan ta'minlovchisi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiy e'tirof qilmagan bo'lishiga qaramay, Tayvanga o'zini qo'g'dishi uchun qural yaraqlarni setib bermoqda. Tayvan Prezident Mahkemesi'nin bayanatçısı Chang Tung-han bu aqtı elan kılgan yazın bayanatıda devletinin koral yarak seti verişini tizleştirdi qallıqını. Hem de Amerika Koşmuş Ştatları bilen herbi cahattin münasifetlerini teğimi kuyuklaştırdı qallıqını kayıt kılgan idi. İlginlice koral yarak seti veriş işlerinin başılınışı üçün Amerika Devlet Meclisi'nin 30 günü geçe kayısı şekilde bolsu bolsun itiraz bildirmesi gerekirken. Aradan 30 gün ötkendiğinken Amerika Koşma Ştatlarının Tayvan'a teklif mektubunu sunuşu üçün setiş söhbetleri başlandıken. Hong Kong halkı namayışlarını toxtatmaydığını ilan kıldı. Hong Kong'da cinayetçilerini Xitay'a kaytırıp berişini asallaştırdığın kanun teklifinin emelden kaldırıldığın ya ki kaldırılmaydığını tekçi muayyelleşmedi. Xitoyning Hong Kong alohida ma'muriy rayoni boshlig'i Carrie Lam jinoyatchilarni Xitoyga qaytirib berishni osonlashtiradigan qonun taklifining o'lganligini aytdi. Carrie Lam muxbirlarga bergan bayonotida jinoyatchilarni qaytirib berish qonuniga o'zgartirish kirgizish xizmatlarining oxirlashganligini aytdi. Biroq mazkur qonun taklifining amaldan qoldirildigan yoki qoldirilmaydiganligi texnik muayyanlashmadi. Hükümetning parlamentte qonunga o'zgartirish kirgizish xizmatlarini qaytadan boshlaydigan yoki boshlamaydiganligi doir andishalar borligini Şundaqla bu cahette hükümetin samimiyetine dair mengölük gümallarının mı barlıqını tilgi algan Carrie Lam bu yerde tekrarlamak cimen. Undaq birer plan yok, kanun teklifi öldü dedi. Ama bu sözler namayişçilerine kayıl kılınmağın bolğaşka kanun teklifinin pütüllay emelden kaldırılışını talep kılıbatkan namayişçilerinin rehberleri kanun teklifi resmi şekilde pütüllay emelden kaldırılığına kadar namayişlerini devamlaştırdığallıklarını bildirmekte. Carrie Lam aldınkı ay kanun özgertiş hizmetleri baskışıgı dair halıqtın keçürüm soruğan ve kanun teklifinin bu kıtımkı kanun çıkırış mezgilde kün tertifki gelmeydi qallıqını bildirgen idi. Xitoyning Angliyada turuşluq elçisi öz cinayetlerini inkar kıldı. Angliyanın BBC televiziyesi yakında Türkiye'deki Uyghurlarını ziyaret kılış asasında Ata anılardan mecburi ayrı vitilgen Uyghur perzentlerinin izdirike hakkıda bir videolu haber taraktıp zor inkas kozuğan idi. Xitoyning Angliyada turuşluq baş elçisi Liu Xiaoming bolsa Uyghur ballarının ata anılardan mecburi ayrı vitilgenlikini inkar kıldı. O sözüden numus kılmasın hükümet ballarının ehvalden yakşı haber ile vatıdı. Ata anılar halıgan vakti berip ballarını köreleydi dedi. Xitoyning bu sözüge cevaben BBC programı riyasetçisi özlerinin pekat bir kıtımda 400 ailenin balısının ayrılıp kalgallıkı hakkıda uçurgu ilişkilerini etkanda Xitoy elçisi Liu Xiaoming birdem turup kalgan deyken bununla cevap kaytırıp eğer şundak ballar bolsa siz bana ismini berin. Mən onlarının izdirikini kılıp sizge dep berey dep cevap verdi. BBC'de tarqıtılgan Xitoy menin ballarım qayerde mavzuluk programını muhbir John Sadvoris Türkiye'de yaşayatkan 60 etrafıda Uyghur bilen, onlarının Şarkı Türkistan'da kalgan ve yokap ketken perzentleri hakkıda bergen güvahlıkları asasıda işleyen. O bu uçurlarga asasen rayonga berip tekşürüş elip bargan. Gerçi o bu atılmış yeslilerge kirelmegen bolsu mu, ama bunun herkizmi adettikidek yesli emestiki, halbuki onun 10 manlıgan Uyghur perzenti yepi kaleti terbiyelindigan caylar işkellikini baygagan. Yakında Amerika Vice haberlerinin muhbiri Esabilla Yongmu Xotendeki ziyaretide yetim ballar yığıvelinigan ve yesli dep atılıp atkan bu caylarının dervasıdan hiç kimden kirip çıkmağallıkını baygagan.
O programmasida Sharq Turkistanda Xitoy rejimining lagerlar va mushindoq yetimxonalar orqali zo'r ko'lamlik bir o'zgartib yasash loyihasini amalga oshirayotganligida shak yo'q. Xitoy rejimining maqsadi aniq. U bo'lsa-mu, yangi bir avlod uyg'urlarning uyg'ur bo'lib yetishmasligi, ularni ta'ki birdan bir kimligi Xitoy bo'lib chiqquncha o'z yiltizidan, madaniyatidan va hatto oilasidan qumurib tashlashdan iborat deganlarni bayon qilgan edi. Amerika Dini Erkinlik Komitetinin iki azası hükümetini Çin Kuangguo'nu cezalaşka çakırdı. Xitayning Uyghurlarning dini ve milli hukuklarını iğir derecede depsende kılıbatkan Çin Kuangguo Katarlıq emeldarlarını cezalaş hakkıdaki talepler kün sayın küçeymekte. Amerika Devlet Meclisi'ki karşılık Halkara Dini İtikad Erkinlik Komitetinin azalarından Tenzin Dorji ve Gary Bauer Amerika'daki Devlet Meclisi Tor Jurnal'da makale ilan kılıp, Amerika hükümetini derhal Xitayning Sharq Turkistondagi Komunist Partiya sekretari Chin Kuangguoni Magnitskiy qonuni orqali jazolashga chaqirdi. Ular maqolasida Sharq Turkistonda yuz berayotgan zulmga qarshi Amerika Trump hukumatı nihoyatda ochiq bir pozitsiya bildirgan bo'lsa-mu, lekin iqtisod va bexatarlik omillarini ko'zda tutib, Xitayga qarshi keskin bir tadbir olmayotganligini, ammo diniy erkinlik va kishilik huquqni muhim o'ringa qo'yayotgan Amerika hukumatı uchun buning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyat ekanligini eskartgan. Ular Trump hükümeti hiç bulmağanda Şarkı Türkistan'daki Müslümanlarının şundakla Tibet'teki mezgilide Tibetlerinin dini hukuklarını iğir derecede depsende kılıçta baş rol oynayan Çin Kuangguo'nu Magnitskiy kanunu arkalık cezalışı ve bu arkalık Amerika'nın zulümü sükut kılmaydıqallıqıdın signal berişi gereklikini bildirişken. Makalede Şarkı Türkistan'da növette devam kılıvatkan iğir zulümü yantayak buluvatkan Xitay emeldarlarını cezalaş Amerika'nın ahlaki burçu işkerlikke eskertilgen. Tayvan Tashqi ishlar ministerligi Xitoyni Sharq Turkistondagi lagerlarni taqashga chaqirdi. Xitoy rejimining Sharq Turkistonda yo'l qo'yayotgan lager tuzumi va boshqa eg'ir zulm siyosatlari Tayvan va Hong Kong qatorliq joylarda zo'r norozilik qo'zg'ayotganligi ma'lum. Yaqinda Angliyaning BBC radio televiziyasi tomonidan ota-onalardan majburiy ayirib etilgan Uyg'ur farzandlari haqida ishlangan videoga qarata Tayvanning Tashqi ishlar ministri Joseph Wu Tashqi ishlar ministerligining Twitterdagi rasmiy hisobi orqali inkas qaytirdi. U Twitterdagi inkasida Kompartiyaning yuqori darajalik rahbarlari bolalarini demokratik g'arb davlatlarida o'qitdi. Biroq Xitoy Uyg'ur bolalarini yig'ib olib tarbiyalaydi. Qandoq bir hukumat bolalarini tortib oladi? Xitoy lagerlarni taqib, bolalarini uyiga qaytir deb yozgan. Yaqin yana 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 10 yillik xotir kuni munosabati bilan Tayvanda muxbirlarni kutib olish yig'ini uyushtirilgan bo'lib, Onun da Yaponiya Uyghur Cemiyetinin reisi İlham Mahmud Efendi, Tayvan Uyghur Dostluk Cemiyeti başlığı Lin Baohua Efendi ve Xitay Demokratiya İnstitutu reisi Sın Canyuan Qatarlıqlar söz kılgan. Məlum bilişe yukurdaki bu akbarat elan kılış yığını Tayvan Şarkı Türkistan Cemiyeti Tayarlıq Komiteti bilen Xitay Demokratiya İnstitutu tarafından uyuşturulgan iken. C.J. Verliman dünyadaki barlıq musulmanlarını Uyghurlar üçün hareketke ötüşke çağırdı. Amerika'daki tonulgan obzorçi ve tətqiqatçı C.J. Verliman dünyadaki barlıq musulmanlarını Uyghurlar üçün hareketke ötüşke çağırdı. O, Ekstra Haberler namlıq torbete 4. iyul günü makale ilan kılıp, Şarkı Türkistan'daki musulmanlar uçuravatkan zulümğa Saudi Arabistan, Pakistan ve hatta Türkiye qatarlıq çoğun musulman devletlerinin rehberleri Xitaydan qorqup sükut kılıvatkan bir payette, Vazifaning amdi musulmon xalqning zimmasiga tushganligini eskartdi. C.J. Verlimanning qarishicha dunyo nufusining 25% ni tashkil qiladigan va nufusi 1 milliard 600 milliondan oshadigan musulmon xalqi agar birlikda Xitoyni iqtisodiy va madaniyat jihatidan boyqut qilsa, chuqur natijasi chiqadi ekan. Uning qarishicha buningga dunyodagi musulmonlarning Isroiliyaga qarshi Falastinni tinchlik yo'llari bilan qo'llash harakati yaxshi ulgu bo'la oladi ekan. C.J. Verliman maqalasida buning uchun dunyodagi barliq musulmonlarning Xitoy iqtisodida zo'r ta'sir kuchi bo'lgan Huawei, Oppo va Vivo qatorliq shirkatlarining mahsulotlari va Lenovo qatorliq texnika mahsulotlari, shundaqli yana Xitoyning Air China, China Eastern qatorliq havo yo'llariga qarata boyqut e'lon qilishi kerakligini bildirgan. U yana Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi musulmonlarni ezishiga sherik bo'layotgan Volkswagen, Kraft Heinz Adidas qatorliq chat el markalarining ham o'xshashli boyqut qilinishi kerakligini eskartgan.
o sözde Xitay iqtisadi davolg'ish ichida turibotgan va Amerika hukumatı mu Xitayga qarshi bir qism iqtisadi jazo tadbirlarini yo'l qo'yibotgan bir paytda 1.5 milliarddan ortiq kishining o'rtaq harakatining chuqum Xitay rejimini Uyg'ur musulmonlarga qaratgan muomilasini o'zgartirishga jumladan yig'ib olish lagerlarini taqashga majbur deyaladiganligini bayon qilgan. Erdoğan Sarayevo'daki Türk askerlerine ziyaret kıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarkı Canobi Avrupa Hemkarlık Mısafisi Ali Rehberler Yığınağı katnışı için Bosniya Grisigovina'a yitip verip, paytaxıt Sarayevo'daki ziyaretini Türkiye askerlerine ziyaret kılış bilen başıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tünügün 8. iyol Sarayevo Butmir Herbi Bahsedeki Yevropa İttifakı Tenişlik Küçü Tarkibi'de vazife ötevatkan Türk askerlerini ziyaret kıldı. O, Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar bilen birlikte herbi bazını ekskursiya kıldı ve askerler bilen birlikte küçük tamakıydı. Recep Tayyip Erdoğan'ın herbi bazıdaki ziyareti akbaratkı yapık şekilde buldu. O, herbi bazıdaki programmasını ahırlaştırgan deyken, Bosniya Grisigovina'nın unutulmaz rehberi Aliya İzzet Bigovic'nin kabrisini ziyaret kıldı. Şarkı Türkistan Milli Birlik Şurası'nın ekiliş mürasımı'a kadem taşırıp kılın. Türkiye'de faaliyet edip berivatkan Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği, barlık halkımızın 11. kıtımlık Dünya Şarkı Türkistanlıklar Kırındaşlık Uçuruşu ve 2. nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Birlik Şurası'nın ekiliş mürasımı'a teklif kıldı. Ekiliş yığınıda aldınkı 10 kıtımlık Dünya Şarkı Türkistanlıklar Kırındaşlık Uçuruşu besip ötken mısafeler, kolgu keltürgen neticeler, Utturgu kuyulgan pilallarının emelilişiş ehvali hulası kılınan mahsus film görüstüldü. Ve aldığın kıtımlık Milli Birlik Şurası da elinigan kararlarının emelilişiş ehvali ıhçam halde hulası kılındı. Ondan başka Milli Birlik Şurası'nın nöbetteki vazifesi, kelgüsü nişani, saklanan meseleler, Milli Birlik Şura yığınının plan tertipleri, halkımızın real ehvali, düşkili vatkan hırslar ve fırsatlar hakkında kıskıcı malumat verildi. 11. kıtımlık Şarkı Türkistanlıklar Kırındaşlık Uçuruşu, 2. nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Birlik Şurası yığını 13. iyuldan 17. iyulgacha İstanbul'da ötküzüldü. Milli Birlik Şura yığılışıga her kaysi teşkilat yetekçileri, teşkilat vekilleri, akademikler, ulemalar, ziyalilerden bulup 18 devletten kelgen vekiller katnaşıdı. 2. kıtımlık Milli Birlik Şurası'nın ekiliş mürasimi 2019 yılı 7. ayının 13. günü Şembe çüştün burun saat 10'da başlandı. Adresi İstanbul Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.